Bismillahirrahmanirrahim. Ant olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok anan kimseler için güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet. İnsanlığı içine düştüğü zulüm, günah ve karanlık kuyulardan vahyin aydınlığına çıkarmak için gönderilen son peygamberin üzerinden asırlar geçti. Kutlu Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunun sene-i devriyesini idrak ettiğimiz bugünlerde güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Kutlu Nebi'ye bugün insanlık olarak her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Müslümanlar olarak Hazreti Peygamber'i örnek almadan geçirdiğimiz her asır sorunlarımız katlanarak artmıştır. Özellikle son iki asırda habis ruhluların kötü emelleriyle yaptıkları insanlığa adeta modern cahiliye dönemini yaşatmaktadır. Her devirde İslam'a ve İslam peygamberine düşmanlık edilse de bu düşmanlık hiçbir zaman bu devirdeki gibi yaygın ve iğrenç bir hal almamıştı. Özellikle de Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem merkeze alarak yapılan hakaret ve saldırılar İslam aleminin parçalanmışlığından fırsatta her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. Özellikle Fransa merkezi tasarlanan ve organizeli bir şekilde yapılan saldırılar, peygamber düşmanlarının emellerinin aksine Efendimizin davetinin daha fazla insana ulaşmasıyla neticelenmiştir. Hazreti Peygamber'i tanıyanlar, onun hayatında, davranış ve uygulamalarında adeta insanlığın huzur ve kurtuluşunu bulmuşlardır. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kendileri için en güzel örnek olarak belleyen müminler, gayret ve çabalarıyla susuz ve çoraklaşmış gönüllere ab-ı hayat olmaya devam etmektedirler. Hiç şüphesiz ki Efendimiz bize canlarımızdan daha sevimlidir. Bundan dolayı bize miras olarak bıraktığı sünnet-i seniyyesi bizler için temel yaşam programıdır. Efendimizin sünnetini sokakta, çarşıda, iş yerinde, okulda, evde ve yaşamın her alanında yaşayıp yaşatmak biz Müslümanların birinci görevidir. Kur'an Nesli platformu olarak tüm şer odaklarının girişimlerine rağmen Allah'ın inayetiyle Efendimizin ümmeti olarak onun isminin yeryüzünde girmediği şehir, mahalle, hane ve hatta gönül kalmayıncaya dek durmayacağımızı, Efendimiz'i kendimize örnek alarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ederek, Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek doğum yıl dönümü vesilesiyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor ve mübarek gecenin tüm insanlığın İslam'la uyanışına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz.